Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Savunma Sanayi İcra Komitesi çok önemli bir karara imza attı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı olacak Hürjet için seri imalat kararı alındı. Hedef 18 Mart 2023'te Hürjet'in gökyüzüyle buluşması. Ama bu aşamaya nasıl geldik? Hangi modelleri imal edilecek? Hürjet'le ilgili Malezya yakından ilgileniyor. Bu gibi bilgileri, detaylarını videomuzda bulabilirsiniz. TUSAŞ bundan yaklaşık 10 yıl önce özgün uçak tasarımlarına Hürkuş ile başladı. Türk Havacılığı'nın efsane ismi Veci Hürkuş'tan ismini alan proje bugün artık olgunlaşmış durumda ve önümüzdeki aydan itibaren Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girmeye başlayacak. Hürkuş bir şekilde turboprop pervaneli uçak projesi devam ederken bu projenin ikinci aşamasını ise 2017'de başlanan Hürjet projesi oluşturuyor. Hürjet'te amaç Türk Hava Kuvvetleri'nin önümüzdeki 5 yıl içerisinde emekli etmeye başlayacağı T-38M eğitim uçaklarının yerini alacak, daha yeni nesil uçuş eğitimde kaliteyi yukarı çıkartacak ve ileride envantere girecek milli muharip uçak gibi 5. nesil savaş uçakları da görev yapacak pilotların yetişmesini sağlayacak bir platform. Hatırlayacaksınız 1978'den bu yana T-38'ler kullanılıyor. Süpersonik yani ses üstü hıza sahip bir uçak. İmalatçısı da Amerikan Northrop şirketi. Ve T-38'ler yavaş yavaş ekonomik ömürlerinin de sonuna geliyor. Bu uçaklarla ilgili bir modernizasyon çalışması Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ ile Eskişehir Merkezi Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. Uçaklar yeni nesil aviyonik elektronik sistemlere kavuşmuş, kokpitleri glass kokpit yani pilotların tüm verileri ekranlardan takip edebileceği bir hale getirilmişti. Aynı zamanda F-5 uçakları vardı. Konya'da harbe hazırlık için kullanılanlar. Bu görevde özel Aselsan'ın, Havelsan'ın gibi bu konuda etkin şirketlerimizin hazırladığı aviyonik ve diğer yazılımlarla T-38 içine gömülmüştü ve T-38 hem jet eğitim, ileri jet eğitim hem de harbe hazırlık uçağı haline getirilmişti. Şimdi bu benzer görevin Hürkuş ve sonrasında Hürjet tarafından da yapılabilmesi için projenin en önemli hedeflerinin başında bunlar geliyordu. 2017'de proje başladı ve yaklaşık 5 yıl içerisinde proje aslında beklendiğinden de hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda nihai tasarımı gerçekleştirilen uçak için bir sonraki adıma geçildi ve parçalar üretilmeye başlandı. Şu anda da TUSAŞ'ta da bir üretim bandı kurulmuş durumda. İlk etapta 3 uçak buradan üretilecek. Bunların ikisi uçuş test prototipi, biri de statik test yani yerde yapılacak, uçak üzerinde değerlendirilecek testlerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Uçak tek motorlu bir uçak ve bu uçakta da Amerikan General Electric yapımı F-404 serisi motorlar kullanılacak. Bu motorlar kendini ispat etmiş, yüksek itki gücüne sahip, hem savaş uçaklarına hem de eğitim uçaklarına kullanılan önemli bir motor konsepti. Bununla da ilgili Türkiye, General Electric'te toplam 80 adetlik motor alınması için gerekli sipariş anlaşmalarında yapmış durumda. İlerleyen yıllarda uçağın farklı modelleriyle birlikte değişik motor alternatiflerinin de kullanılması TUSAŞ mühendisleri tarafından üzerinde çalışılan çok önemli bir proje. Uçağın ete kemiğe bürünmesi denir ya, işte metale kompozite bürünmüş halini önümüzdeki aylardan itibaren yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Şu an sadece ön gövdeleri imalat bantında. Arkasından yıl sonuna doğru motor çalıştırma ve yer testleri başlayacak. Bunların tamamlanmasının arkasından da hedef 18 Mart 2023 tarihinde Hürjet'in ilk uçuşunu gerçekleştirilmesi. Bu tarih çok önemli. TUSAŞ'ın çok iddialı girdiği bir proje. Bu tarihte yani 18 Mart 2023'te milli muharip uçak motorlarını çalıştırarak, taksi yaparak fabrikadan çıkışını gerçekleştirecek. Bu tabii yer testlerine geçiş anlamına geliyor. Bir başka önemli proje Atak 2 de İlk uçuşunu bu tarihte yapacak. O yüzden TUSAŞ için çok 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 iddialı bir tarih bunlar. Tekrar uçağa dönecek olursak eğitim uçaklarında klasik ön tarafta öğrenci pilot uçuyor. Arka tarafta ise öğretmen pilot uçuyor. Ve bu uçak yüksek performansıyla eğitimin sonrasında harbe hazırlık konusunda da pilot adaylarının görev yapmasını, eğitim almasını sağlayacak bir altyapıya sahip olacak. TUSAŞ T-38'den gelen tecrübesini buraya aktaracak. Uçağın farklı farklı görevleri var. Bir başka görevi ise RED olarak adlandırılan askeri havacılıkta düşman uçağı rolü oynayacak bir konsept olması. Örneğin eğitimlerde bu tür uçaklara çok büyük ihtiyaç duyuluyor. Bu uçağın da uzun yıllar kullanılmış versiyonu F-5 uçaklarıydı. Bu uçaklar düşman uçaklarını temsil ediyorlar. Havada işte dogfight olarak adlandırılan it dalaşına giriyorlar veya havayar görevlerini düşman uçağı önleme görevleriyle gerçekleştiriyorlar. Bu görevde de Hürjet'in kullanılması hedefleniyor. Ve tabii ki öngörülen bir başka önemli görev de malum Türk Yıldızları'nın kullandığı F-5'ler emekli edilecek. F-5'ler emekli olduğu zaman da Hürjet bu görevi yapabilecek çok çok önemli bir adayların başında geliyor. Umarız bir gün Türk Yıldızları'nı kendi uçaklarımızı uçar halde de görebilme imkanına sahip oluruz. Dediğim gibi yaklaşık 14 aylık süreç içerisinde Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve TUSAŞ 2 yıl sürecek bir test ve sertifikasyon sürecinin arkasından uçakla ilgili tüm testleri tamamlayıp 2025'te de Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin şu an envanterinde bulunan yaklaşık 60 adede yakın bir T-38 uçağı var. Bu uçakların arkasından da harbe hazırlık ve diğer eğitim veya kırmızı görev veya Türk Yıldızları gibi ek ihtiyaçları da koyduğumuz zaman 80 uçaklıkta bir paket çıkıyor. Türkiye'nin ikinci önemli hedefi bu uçakla ilgili kendi ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bunu ihraç edebilmek. Bu konuyla da ilgili Malezya'nın bir projesi, bir ihalesi var. Malezya 2025'te hafif taarruz uçağı alımı planlıyor ve 18 adetlik bu alım içinde Hürjet çok çok önemli bir aday. Malezya'ya TUSAŞ uzun süredir yatırım yapıyor. Tasarım merkezi açmış durumda orada. Üniversitelerle işbirliği yapılıyor. Hedef Malezya'ya Hürjet'te bir giriş yapabilmek. Sonrasında ise farklı farklı platformlar için Malezya'dan sipariş alınma hedefleri bulunmakta. İşte bunlar ufak ufak adımlar ama arka arkaya koyduğunuz zaman büyük projeleri hayata geçirmek için önemli bir adım oluyor. Hürjet için projenin düzgün yürümesi, sorunların aşılması açısından TUSAŞ yurt dışından da mühendisler getirmiş durumda. Çok tecrübeli yaklaşık 25 kişilik bir ekip Hürjet projesine görev yapıyor, ter döküyor ve projenin uluslararası standartlarda teknik sorunları minimuma indirilmiş bir şekilde ilerlemesi en büyük beklenti. Bu konularla da ilgili bir işbirliği yapılıyor. Benzer bir çalışma milli muharip uçakta da var. Biliyorsunuz TUSAŞ BAE Systems'da bir mühendislik ortaklığı imzalamıştı. Burada da BAE Systems mühendisleri çalışmalara katılıyorlar ve beraber bu sürecin doğru bir şekilde tasarımın ilerletilmesi hedefleniyor. Şimdi isterseniz biraz teknik özelliklerine bakalım. Uçak büyüklük olarak gövde uzunluğu 13 metre 60 santim. Yani F-16'nın böyle bir tık altı büyüklüğe sahip bir uçak. Uçağın yüksek G limitleri var. Artı 8 G çekebiliyor ve eksi 3 G yani çok ciddi bir akrobasi özelliğine sahip. Uçağın kanat açıklığı 9,5 metre. Yerden yüksekliği ise büyük bir kuyruğu var. 5,1 metre. Kanat alanında toplam 35 metrekare olarak planlanmış durumda. Biraz önce de belirttiğim gibi F-404 motorları kullanılacak General Electric imalatı ve bu motorun itki gücü 17.600 libre. Uçak 13.716 metreye çıkabilecek. Kesintisiz dönüş yani dogfight sırasında 5.5G'yi çekerek 15.000 fit irtifada yani yaklaşık 5.000 metrede 0.9 Mach yani ses hızının bir tık altında uçabilecek. Tırmanma oranı ise 39.000 fit bölü dakika yani 13.000 metreye kalktıktan sonra 1 dakika içinde ulaşılacak. Boş olarak ağırlığıyla birlikte menzili, boş uçuş menzili ferry flight olarak da adlandırılıyor. 2222 kilometre, yük kapasitesi de 2721 kilogram olarak belirlenmiş. Bu yükü kanat ve gövde altında taşıyabiliyor. Maksimum uçak 1.4 Mach'a çıkabiliyor. Bunlar da uçağın teknik özelliklerini oluşturuyor. Merak edilen konulardan bir tanesi de Hürjet'in uçak gemilerine inip inemeyeceği böyle bir modelin olup olamayacağı konusunda halen TUSAŞ mühendisleri bu konularla ilgili araştırmaları yapıyor. İşte uçak üzerinde nasıl bir modifikasyon yapılabilir, hangi kanat alanının kaç metrelik bir güverteye inebilir veya ne kadardan uçak güverteden katapult veya başka sistemlerle güverteden kesilebilir gibi farklı farklı testler, planlamalar, hesaplamalar bunlar devam ediyor. Bunlarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ama önemli olan ilk etapta uçağın eğitim modelinin tamamlanması ve bu eğitim modelinin arkasından da eğer mühendislik olarak mümkün hale gelirse, uygun bütçeler çıkarsa Hürjet'in bir deniz modelinde gelebileceği hedefler arasında bunları da vurgulamakta fayda var. Evet, Savunma Sanayi İcra Komitesi'nden önemli bir karar çıktı. Bu karar demek artık projeye ciddi anlamda bir paranın yatırılması anlamına geliyor. Şu ana kadar projeyi TUSAŞ kendi iç kaynaklarıyla yapıyordu. Tabii ki harcanan bütçe sonuçta Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden tahsil edilerek buraya aktaracak ve projenin bundan sonra paranın da gelmesiyle diyelim daha da hızlanması ve koşar adım yoluna gitmesi öngörülüyor. Detaylı havacılık haberleri tolgaozbek.com sitemizde, bizleri sosyal medya üzerinden takip edebilirsiniz. Sorularınız veya işbirlikleri teklifleriniz için info@tolgaozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Sizlere sağlıklı ve mutlu günler dilerken lütfen bizleri de sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın.